Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün sizinle ücretsiz hiyeroglifi okuma dersini çekeceğiz. Tabii ki bu hiyeroglifleri okurken parodili okuyacağız. Bugün size kendimi çekmeyeceğim, hiyeroglifi çekeceğim. Bu da bugünkü maşamız. Maşamız demişim, pardon. İşte tahtaya göstereceğim işaret çubuğu. Aloe vera seçtim. Kendi yetiştirdim aloe vera'dan. Şöyle bir dalgırdım. Ve böyle bir çöl havası, bir Mısır iklimi, efendime söyleyeyim bir yani Gize piramitlerinin havasına verilmek için size o yüzden aloe vera seçtim. Ayrıca bu aloe vera'dan da bahsedeyim. Bu netlemedi. Bu aloe verayı ben bu Norveçli tenimi korumak için kırıp böyle suratıma sürüyorum. Böylelikle bebek sitenim kalıyor. Neyse. Evet, bu gerçek bir parşömen kağıdı. Öncelikle size parşömen kağıdı nasıl yapılır ondan bahsedeyim. Bu parşömen kağıdı deriden yapılıyor. Koyun derisi inceltilip türlü solüsyonlarda beklettirilerek ve inceltilerek bu kağıt formuna dönüşüyor. Parşömen dünyadaki şu an bilinen en kalıcı kağıt. Yani bazen 80-90 yıllık notlar kaybolurken ya da yazılar okunmaz hale gelirken işte 5000-6000 yıllık parşömenler daha dün yazılmış gibi tazeliğini koruyor. Bu Mısırlılarda zaten bir şey var. Şu çizimlere bir baksana ya. Bak şu mesela. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şu mesela bu. Surat, soru işareti. Bu çubuk nedir? Bu tuttuğu nedir? Bunlar nedir? Bu kurt kafalı adam terazinin altında ne yapıyor? Şu yukarıdaki cisim nedir? Genel olarak bu nedir ya? Neyse, hemen yorumlamaya başlayalım. Hiçbir bilgim yok. Nasıl okuluyor, nasıl ediliyor? Tamamen resimlerin şekline göre. Hieroglif resim yazısı değil mi abi? Neticede resimlerin sembolize edilen yazısı. Şurada da bir Arap abimizin bir imzası var. Herhalde hazırlayan kişi, çünkü bu orijinal gerçek parşömen ve değerli bir şey. Yani yapılması zor meşakkatli. Üzerine yapılan boya tamamen el sanatı. Birader bunu aldı mı bu videoyu duyunca sıçtım ya. Neyse. Şu sol üstten başlayalım hemen. Şimdi şöyle netledik. Burada iki tane bastonlu arkadaş var. Bunlar herhalde, yani şöyle bir görüntü var. Sanki 185 ile Güven Park'tan Yıldız'a gidiyormuş gibi duruyor. Ben idrak edemedim. Şurada ufak semboller var. Hemen oraya bir netleyelim. Evet. Buradaki bu sembollerde bir kuş. Bu herhalde Pokemon'daki Mew. Bu da su bükücü. Bu ne? Bu da lale. Yani bu ne anlatıyor? Avatar Engin su bükerken Mew ile karşılaştı ve Mew'e bir tane lale hediye ettiğini gösteriyor bize. Bu hiyerogliften bunu anlıyoruz. İşte bugünkü çizgi filmler nereden çıkıyor? Tabii ki buradan çıkıyor. Şu satıra yoğunlaşmak gerekirse burada bir şemsiye, kuş, yem, toprak ve maşrapa var. Buradan anladığımız kadarıyla kuş yemi yedikten sonra kızgın toprağa dayanamıyor ve maşrapayla teharet alıyor. Bu. Burada yine güneşlenen bir yılan, onun altında bir ejderha dişi, bir UFO ve şu küçük yeşil kurşun askerler oluyor, ondan var. Burada ne anlatıyor herhalde? Yılan soğukkanlı ya, böyle güneşten kaçıyor, serinliyor tabii. O ara UFO geliyor, yılanı görüyor. Yılana bir ejderha dişi hediye ediyor ve o da kuşun askeri gidip o ejderha dişiyle öldürüyor. Buradan bunu anlıyoruz. Hemen şu yukarı sırayı bir yorumlayalım bence. Netleyelim hemen. Tır 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 netleme sesi geliyor olabilir. Evet, bu bir 185 halk otobüsü. Bu işte içinde tipler var tabi. Yıldız'da çalışmaya giden gündelikçiler. Oradaki kafelerde çalışan garsonlar falan. Bunlar herhalde onlar.
Şurada da görüyorsunuz otobüs biraz eski teknoloji olduğu için pencereler yuvarlak. Evet. Büyük ihtimalle de direksiyon yerine şu zımbırtıyla kullanıyorlar. Bu da büyük ihtimalle büyüyle çalışıyor. Bu otobüs herhalde o zaman ücretsiz. Tabii mesela şurada değişik bir arkadaş var. Bu herhalde pin-up yapacak. Orada bir sokak gösterisi yapacak. Evet, bunlar animatör de olabilir. Uçakla seyreden animatörler grubu da olabilir ama kabin üstü bagajı yok yani. Kabin bagajı yok. O yüzden uçak olduğunu pek düşünmüyorum. Şunlar büyük ihtimalle uçakta çalışan değişik uzaylı hayvanlar ya da otobüste. Bunlar ne onu da bilmiyorum. Değişik şeyler yani. Neyse, biz şurada kalmıştık. Evet. Burada bir tabii güneş olduğu için genelde bu güneşten korundukları şeyler her şeyde var. Altında bu Rusya'nın herhalde Tesla tankları şu. Güneşlik. Bu da kırmızı soğan herhalde, evet. Bu yine ejderha dişi. Bu da balbazar. Evet. Yani o ejderha dişi sonra yılan o ejderha dişini kullanıyor. Kendine saplıyor. Evrimleşiyor. Balbazar oluyor ve balbazarı tehlikeli bir yaratık olduğunu gören uzaylılar şimdi Rusya hediye etti. O zamanlar Mısır'a hediye etti. Tesla tankıyla bu balbazarı öldürüyorlar. Bu satırdan da bunu anlıyoruz. Hemen şu satıra gelmek gerekirse yine bir tabi gölgelik. Onun altında bir spatula yok. Bükülmüş kaşık, büyük ihtimalle şu Aref vardı yeteneksizsiniz de onun büktüğü bir kaşık var burada. Burada ufak bir gerdanlık. Üzerinde haç var. Büyük ihtimalle İsa'nın sübliminal mesajı. Burada bir buğday. Yine buğday. Ejderha dişi. Ve evet, Beyaz Saray'ın çok uzaktan bir çizim var. Burada da herhalde Beyaz Saray'a bir saldırı oluyor. Evet. Orada tabii bazı Mısırlılar psişik güçlerle bu saldırıyı savunuyor. Burada da onu görebiliriz. Burada bir teyyare var. Gölgelik bu sefer aşağıda çünkü niye teyyare gökyüzünde? Bombalar yağıyor. Şehirlere bombalar yağardı. Evet, bu Ahmet Kaya Lirik. Bu şehirlere bombalar yağardı. Her gecenin şarkı sözleri. Evet, bu da yağan bombalar. Bu geniş bir atom bombası. Kuşlara çarpıyor. Tabii burada bak. Twitter var. Burada da Twitter'ın kuşuleri var. Burada da eş kuşaklar. Bu iki satır evet. Ahmet Kaya'nın şarkı sözleri. Burada bir teyyare yok, UFO var. Jaco papağanı var. Baykuşu var. Tabii bunlar gökyüzünde uçan bir şeyleri betimlemişler. Burada yelkenlerin arasında slalom yapan, yan veren UFO'lar. Skirtle. Ondan sonra güneşlik ejderha dişi. Aloe vera. Bu ne? Bu Viking gemisi. Burada işte bir betimleme var. Burada bir konu yok. Bu tamamen tasvir. Şunlar sütyen. Asılmış ya da iç çamaşırı. Şöyle bir netleyelim bir daha. Burada PlayStation'ın sol yön tuşları var. Demek ki uzaylılar analog kullanmıyor. PlayStation tuşuyla yapıyor. Kuşlar. Kuşları besleyen bir kaşık. Büyük ihtimalle büyülü kaşık. Burası da böyle. Şimdi şuraya bakmak gerekirse büyük resme. Bunlar evet. Ha. Herhalde bir burada bir gıybet kazanı var. Şu teyzeli şu teyze büyük ihtimalle şunlara sesleniyor. Pişt, İsmail duydunuz mu? Bizim Gülden Hanım, bizim Gülten Hanım kısırları margarin döküyormuş. Konu büyük ihtimalle böyle bir şey. Buraya bakarsak. Evet, burada bir testi su var. Burada da büyük ihtimalle şu uzaylı abimizin uzaydan getirdiği değişik bir şey var. Diyor ki ben sana bu değişik şeyi vereyim diyor. Sen bana su ver diyor. Susadım diyor. Ama diyor ki bizim Mısırlılar tabii geri kafalı olduğu için. Bunları bir tartalım bakalım. Kilogramda denk mi diyor. Tabii bu saf uzaylı uyanık eliyle tutmuş. Hafif şeyi ağırlığı vermiş. Buradan da desteklemiş. Buna yutturacak ağırlıklar aynı diye. Bunlar da Gülten Hanımlar işte.
Gülten Hanım'ın yakın arkadaşları diyelim dedikodu yaptıkları. Bu şu uzaylı tarafından bir takas teklif edilmiş fakat kabul edilmediği için çarpılmış. Bu Sphinx. Napolyon'un burnunu kırdığı Sphinx. Bu tepsi, kuş. Kuş tepsi taşıyor. Büyük ihtimalle büyülü kuş. Ejderha dişi. Squirtle. Tweety. Bunlar da yardım ediyorlar. Bunun işte Erkan ahbapları. Böyle diyor yani. Bize sana bunları suyu bunlar getirecek. Bu da işte bu kalabalık kadroyla bu cismi yolluyor bunlara. Bu arkadaş şey şu hani YouTube'da oynuyor ya biraz Kur'an yırtan kız çarpıldı böyle maymuna benzeyen kız. O bu işte. Bu da o. Bu da eşit kolu bir terazi. Gayet basit bir teknoloji görüyorsunuz. Dünyalar nasıl tartıyor. Aman ya Rabbim. Bakın. Şu herhalde düşürülen suyu uçağı. Evet, bu uzun adam. Bu da Putin. Bunun hakkında konuşuyorlar. Geleceği öngörmüş. Nostradamus kehanetleri gibi maşallah. Bu da işte meşhur Tupolev 63 uçağı. Bu haber veren baykuş. Burada çok şey yazıyor ya. Bu da bu ne lan? Ya sen nesin ya? Bu herhalde mesai saatinde üflüyor. Bu ayıp, bunu kınıyoruz. Ha, bu da o çarpılanlardan mı? Yok. Bu bunun koruması. Tabi uzaylı ırkı olduğu için akıl sır ermiyor. Değişik, enteresan. Buralarda neler olmuş? Bakayım, netleyelim. Aha, şu işte tanesi 50 bin dolar olan gergedan böceği. Ha, uzaylılar bunun ticaretini yapıyor. Anladım. Evet bak. Çünkü gölgelik şu kurt adamın küçük tasvirlenmiş hali. Bu da bu. Bunlar hep Birinci Dünya Savaşı. Neyse. Bu bugünün birinci partı. Buna bir de ikinci part çekip yorumlayacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Malum ülkede internet sıkıntılı. Videonun 2,5 dakika oldu. Yüklemesi bayağı zor olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.